Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 17-23 Şubat haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Merkür burcunuzda retro harekete başladı bu hafta. 4 Mart'a kadar Balık burcunda, 4 Mart'tan sonra Kova burcunda 10 Mart'a kadar retro olacak. Bu dönemde Merkür evet zihinsel konuları, iletişimle ilgili konuları ...ön plana çıkarıyor. Ama Merkür balıkta çok güçlü değil... ...ve retro olunca biraz daha içe dönüyor... ...biraz daha bilinçaltına yöneliyor. Sezgileriniz güçlenebilir. Empati yapabilirsiniz. Ee, yaratıcı faaliyetleriniz artabilir. Önemli rüyalar görebilirsiniz, mesajlar alabilir, ilhamlar alabilirsiniz, vizyonlar oluşturabilirsiniz. Ama lütfen tüm bunların gerçek hayatla e, bağlantılı olmasına dikkat edelim. Çünkü burada Merkür zayıfladığı için yanılgılar oluşturabiliyor. Dalgınlıklar, unutkanlıklar, karmaşalar, kararsızlıklar, e, aldanmalara yol açabiliyor. Günlük hayatımızda bu zorlayabiliyor. E, bir yandan da Bilinçaltımızda tuttuğumuz geçmişten gelen duygu ve düşüncelerimiz ön plana çıkacağı için onları fark edebiliriz. Artık o e, sorunlarımızı çözmek için de bir fırsat olabilir. Empati yapmak için, terapiler için, şifa çalışmaları, arınmalar, regresyon ve benzeri her türlü bilinçaltı çalışmaları içinde de bu özel dönemi aslında değerlendirebiliriz. Ama yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler, yeni kararlar için uygun bir dönemde değiliz. Eğer kişisel haritalarınız çok özel etkiler barındırmıyorsa tabii ki. Ve bu hafta Mars Oğlak Burcu'nda harekete başlıyor. 30 Mart'a kadar Mars Oğlak Burcu'nda çok güçlü olduğu bir pozisyonda olacak. Oğlak Burcu sizin 11. eviniz ve bu dönemde sosyal hayatta çok aktif olabilirsiniz. Oğlak Burcu'nda Satürn var, Plüto var, Jüpiter var. Bir de Mars gelecek. Gelecekle ilgili hedefleriniz var, projeleriniz var. Bunlar bazı grup etkinlikleri olabilir, ekip çalışmaları olabilir. Arkadaşlarınızla ilgili aktiviteler çok yoğun. Bazen çalışmalar var. Biraz arkadaşlarla çatışabilir, mücadele de edebilirsiniz. Bazı arkadaşlıklarınızı bitirebiliyorsunuz. Önemli dönüşümler var, çevre dönüşümleri. Çevrenizde önemli gelişmeler var bu dönemde. Ama yeni projeler için, iş hayatınızda daha kararlı, hırslı, disiplinli, tutkulu olabilmeniz için de Mars sizi 30 Mart'a kadar çok güçlü bir şekilde destekleyecek. Özellikle 10 Mart'tan itibaren Merkür de düzelince bu anlamda çok verimli bir süreçte de olabilirsiniz sevgili balıklar. Bu hafta pazartesi günü ay yay burcunda. Salı öğle saatlerine kadar bu bir buçuk günlük dönem içerisinde hafta başı genel olarak biraz hani evde, yuvada ya da iş alanınızdaki sorumluluklar belirleyici olacak gibi görünüyor. Duygusal konulara dikkat edin. Ebeveynlerle ilişkilere, çalıştığınız ortamda üstlerle ilişkilere, hani gereksiz böyle alınganlıklar, dalgınlıklar, yanılgılar olmasın. Bunlara dikkat edin. Salı öğle saatlerinden itibaren Ay Oğlak Burcu'nda olacak. Perşembe gecesine kadar bu iki buçuk günlük süreç içerisinde sosyalleşmeniz ve önemli işlerle ilgilenmeniz mümkün. Toplantılar olabilir, görüşmeler olabilir. Uzun süredir görmediğiniz birçok kişiyle de Merkür Retrosu sayesinde görüşebilirsiniz. Hatta onlardan çok güçlü bazı önemli, ilginç fırsatlar, tekliflerle de karşılaşabilirsiniz. Cuma, Cumartesi Ay Kova Burcu'nda biraz sakinleşiyoruz, biraz içe dönüyoruz, biraz yalnız kalmak istiyoruz. Aslında bir dinlenmek için, Yeni aya hazırlanmak için de bu süreci tefekkür için kendi kendimizi şöyle bir e, geçmişi gözden geçirip değerlendirmek için geçtiğimiz birkaç haftada yaptıklarımızı, ettiklerimizi değerlendirmek için iyi bir dönem aslında. Bu iki günü böyle e, fırsat olarak değerlendirebiliriz. Pazar günü ise ay balık burcunda olacak. 23 Şubat'ta akşam 18.31'de balık burcunun 4 derecesinde yeni ay doğuyor. Sevgili balıklar, evet doğum gününüz özellikle 19-28 Şubat arası ise sizin için çok güçlü bir dolun yeni ay bu. Yükselen burcunuzda 4 derece ve yakınlarındaysa yine sizin için çok önemli bir yeni ay. Yeni başlangıçlar için planlarınız var, hedefleriniz var, hayalleriniz var. Bunlar işlerle ilgili olabilir, eğitimle ilgili konu olabilir, yer değişiklikleri olabilir çeşitli özellikle iş projelerinizle ilgili olabilir. Fırsatlar karşınıza çıkabilir. Merkür'ün retro olduğunu unutmayın. Bu dönemde her yeni olan bir şeyler genellikle biraz geçmişle bağlantılı gibi olabilir. Yani ya eskiden tanıdığınız kişilerle daha fazla bir araya geleceksiniz ya da daha önceden çalıştığınız bir projeye tekrar başlamak gibi, yarım bıraktığınız bir işi tamamlamak gibi, daha önceden çalıştığınız bir firmadan tekrar teklif almak gibi. Konular olabileceği gibi, tabii aşk hayatınızda ve özel ilişkilerinizde de böyle konular olabilir. Ama yine de 10 Mart'a kadar bence bu yeni ayın enerjilerini ve size sunduğu, sunabileceği konuları tam bir gözden geçirmek, eksikleri tamamlamak, gerekli araştırmaları yapmak için değerlendirebilir. 10 Mart'tan sonra ise daha radikal adımlar atabiliriz başlangıçlar yapabiliriz sevgili balıklar. Yeni ay sırasında lütfen kendinize bedensel olarak da dikkat edin. Merkür retrosu her türlü ruhsal, bedensel, zihinsel sağlık konularını biraz ortaya çıkarabilir. İhmal ettiğiniz konularla sizi yüzleştirebilir. Bağışıklık sisteminiz biraz düşebilir. Sondum yollarınız hassas olabilir. Kronik sağlık sorunları özellikle psikosomatik hani ruhsal kökenli Konu ve kavramlar biraz daha üzerinizde etkili olabilir bu dönem içerisinde kendinize de bedensel ve ruhsal çok daha özen göstermekte belki de hayatınızda bazı böyle yeni kararlar vermek için hayatınızı iyileştirmek adına yeni düzenlemeler yapmak için de bu dönemi değerlendirebilirsiniz mutlu ve başarılı bir hafta dilerim hoşçakalın.